Hop, neredeyiz? Uzun Çarşı'dayız. Çok uzun çarşı. Evet, Kaş'ın en uzun çarşısı ama öyle bakarsan. Düşün. Uzun bir çarşı yani. Aslında farklı bir adı var. Bugün buluşmalar. Evet, bugün buluşmalar üzerine konuşalım dedik. Tam da yolun ortasında buluştuk hatta bugün burada buluştuk. Evet, tam. Ben Hülya Koçyiğit değil de Koray yaptı Hülya Koçyiğit. Sonra dedi ki Tarık Akan düz geliyor. Hülya Koçyiğit. Teşekkür ediyorum. Yok sana demedi. Ha. Yani hatta dedi öyle olsa ne güzel olur falan. Ya işte sen gördünüz ya ben o anda çantaları falan hallederken sizin böyle biriniz Hülya Koçyiğit, biriniz işte Tarık Akan. Ben Tarık Akan. Evet. Zaten belli zayıflık. Uzun. Evet, Hülya Koçyiğit'i de çok beğenirim. Buluşmalar deyince aklınıza ne geliyor? Şimdi buluşmalar diye konuşuyorum istememin biraz da sebebi şu oldu. Aslında işte ben İstanbul'dan buraya geldim, sen Bursa'dan geldin, Elif Ankara'dan geldi ve burada bir şekilde kesiştik. Evet. Ve belki de atıyorum ilk senle başladı kesişmemiz. Normal şartlarda belki bir araya gelmeyecek yapıda hayatlarımız varken şu anda hani aslında hayat amacımız bir şekilde bizi kesiştirdi. Bir noktada kesiştik. Bu bana buluşma kelimesini hatırlattı. Sonra işte senin vasıtanla, aracılığınla ben Elif'le tanıştım. Burada da büyük bir buluşma oldu benim adıma. Çok büyük farkındalıklar yaşıyorum yani. Çok ciddi kendime dair böyle sende bir sürü şeyler görüyorum. Ve bu kıymetli buluyorum bu buluşmayı ben. Dolayısıyla hani bunun hakkında böyle bir şeyler konuşalım istedim. Bununla ilgili de aklıma gelen, benim hep böyle derslerde de söylediğim bir şey var. Eğer güneşin doğuşunu görmek istiyorsan erken kalkacaksın. Ve o saat diliminde zaten oradaysan senin gibi insanlarla denk geliyorsun. Senin gibi insanlarla birlikte oluyorsun. Dolayısıyla da bir şeyi gerçekten hedeflemek de gerekmiyor aslında. Ama yola çıktığımızda, adımladığımızda o yoldaki insanlarla denk geliyoruz, buluşuyoruz. Hı hı. Bununla ilgili işte konuşuyoruz. O zaman şey. Yani dinliyoruz. Düşünmek ben de dinliyorum. İşte, mesela işte ben öğretici olarak yani ikinizden de dinlemeyi en son ben böyle döküleceğim. Senin buluşma ile ilgili. Şu güneşin doğuşu için erken kalkman lazım. Güneşin batışı için de yine poponu kaldırıp evet. Gidip nerede batıyorsa onu izlemen lazım. Batışında, doğuşunda ya da yani bir amaç uğruna bir yol aldığında zaten benzer insanlarla, benzer ruhlarla ve benzer hareket, eylem içerisinde olanlarla karşılaşıyoruz. Ve bu buluşmalar mesela şey gibi de, mesela bu buluşma çok güzel de tamam mı? Sanki öbürleri kötü mü? O zaman mesela onu konuşabiliriz. Yani geçen sohbet ederken de işte böyle Allah iyi insanlarla karşılaştırsın derken ben şey dedim derim zaten. Allah kötünün de iyisiyle karşılaştım. Yani kötünün de iyisi çok kıymetli. Daha doğrusu kötünün ya da işte... Kötüsü bile belki kıymetli. Sonuçta orada gene bir... Kötü bir öğretici. Bir öğreti, evet bir eğiticilik, bir öğreticilik var. Yani iyi tarafından sağlam rol. Yani kötüyü oynamak ya da birinin hayatında kötü olarak anılmak çok sağlam bir rol. Çünkü o her şerrin ardında bin hayır vardır haliyle. Onun ardında bir sürü hediye var. Onu buradaki demeye evet buradaki buluşma zaten. Şey. Mesela bu buluşmalar enteresan. Anlattığım bir şey var. Çok severek anlattım. Burada İyi insanlar ya da kötü insanlar. Konu nereye gidiyor? İyi insanlar ve kötü insanlar. Evet. Şimdi iyi insan dediğimiz şey aslında kendini değil de işte başkalarını düşünen diyebiliriz değil mi? Evet. Çünkü kendini düşünmez, başkalarını düşünür. Haliyle iyi insan sıfatına layıktır. Kötü insan da ne yapar? Efendim kendini düşünür, diğerlerini de çok umursamaz, önemsemez. Şimdi doğa denklik yasası gereği çalışır. 0, 2, 4, 6, 8 eğer sayılara da gönderme yaparsak eğer even, eve hatta havva yani o dişi, saf dişiye de oradan gönderme yapabiliriz. 0, 2, 4, 6, 8 doğanın denklik algoritması. Doğa denklik seviyor. İyi ve kötünün eşitliğini seviyor. Ve zaten ona göre de aslında kuruluyor her şey. Kendini düşünmeyip iyi olan insan. Başkasını düşünmeyip kötü olan insan. Tamam, bu ikisi aslında denktir. Bu ikisinin de varoluştaki, tekamüldeki yeri aslında başlangıç seviyesindedir. İyi olan insan, başkaları için iyi olan insan, kendisi için iyi olmaya başlarsa ancak bu da denklik yasası gereği başkalarını düşünmek zorunda kalır.
Ve bu derecede buluşmalar, buluşmalar olur. Aynen öyle. Zaten aslında biz herkese... İlginç var mı mesela buluşma? Var tabii canım, buluşma. Mesela? Ya bir de çok pardon bir şey soracağım. Ben tabii buradaki buluşma çok kıymetli derken güzel bir enerjiyle buluştuk tabii ki, o anlamda kıymetli diyorum ama hikayemizi nasıl bitireceğim de bilmiyorum. Sen sadece kendini düşünensin. Yok ama hikayemizin nasıl ben... biteceğini de bilmiyorum. Yani ben burada susanım. Siz düşünün. Belki de birbirimizle gerçekten kötü bir hikayeyle de bitirebiliriz bu buluşmayı. Sonuçta ben... Ve çok güzel olarak, bir şeye dönüşür. Genel olarak yani, buluşmadan zaten tabii, bahsettim. Tabii. Ben almayayım. Burada bir... Yok, evet yani, evet. Çünkü başıma da geldi yani. Aa, ne güzel bilmem ne dediğin insanla hani konuşmaz hale geliyorsun. Evet. Öyle bir olay yaşıyorsun evet, ki. Evet. O yakınlık seni uzaklaştırıyor. Aynen diye. Öyle. Dolayısıyla hani bu genel bir şeydi zaten benim söylediğim ama iyilikle ve kötülükle ilgili de bana şöyle geliyor. Yani biz her gün nasıl işte bedenimizi temizliyoruz. Kirlenen bir şeyiz yani. Temizlik ve işte kirlilik, iyilik, kötülük, gündüz, gece... Her şeyin evet zıttı var ve zıttıyla mümkün zaten diğeri. Yani dünyanın tamamlıyor. Düzeni böyle aha, bir sistem üzerine kurulmuş. İşte nefes alıyorsun, veriyorsun. Bu işte iyi kalmak da yani iyi insan ve kötü insan bana çok böyle doğru bir etiket gibi de gelmiyor. Son hı-hı, zamanlarda düşündüm. Çünkü hepimiz beşeriz, şaşarız ve kötü an yani ben her gün aslında kendi bedenime, kıyafetlerime nasıl temizlik uyguluyorsam zihnime ve kalbime de uyguluyorum bunu. Yani başkaları nasıl yapıyor bunu bilmiyorum ama geri geliyor. Yani kötü düşünmeye veya kötü hissetmeye kaydığımı hissediyorum. Hop diyorum bu tarafa gel. Veya işte bazen yok izin var. Kötü hissediyorsun. Yani kötü bu kötü hı-hı, ve buna izin var diyorum evet, bazen. Evet. Yani bu evet. Burada bilerek... iç buluşmalara gidiyor o zaman. Yani burada hı-hı, bahsedelim iç buluşma. İnsanın içinde evet, de buluşmalar çok oluyor. Buluşma ne demek? Ya örtüşme, kesişme. Bulmaktan geliyor değil mi? Yani mesela bir kere evet yani mesela bulmaktan geliyor. Bir şeyin buluş hali değil mi? Evet. Aslında gene aynı konu. Ben kendimi bulmak için aslında buradayım. Evet. Sen evet, kendini bulmak için buradayım. Ve biz aslında bir şekilde buluş yapıyoruz. Bir takım buluşmalar bunlar. Benim bir veçem olarak yansımalar seni buluyorum. Yansımalar gibi bir şey oluyor aynen aslında. Aynen öyle. Yine parçalar bir araya geliyor. Sende başka bir halim var. Sende başka ben sizin bir halinizim. Evet. Ve ben de değişkenlik gösteriyorum. Sen de değişkenlik gösteriyorsun. Sürekli ve şöyle bir şey, evet. Zaten. Ve şöyle bir şey var. Bana şimdi bilinçaltı ikinci çakra ile ilişkili. Ve bilinçaltı aslında bizi harekete geçiriyor. Ve bilinçaltından biz bir yaşam projekte ediyoruz. Yani ikinci çakra ile burası işbirliği içinde. Enteresandır ki ikinci çakranın arketipi aşık, sevgili. Sevgi ile yapılan her şeydir sevgililik. Ve mesela birisi gücü sever, o da sevgilinin işidir. İşte birisi ne bileyim oyun oynamayı sever, o da sevgilinin işidir. Para kazanmayı sever, birini istismar etmeyi sever, acımayı sever, kendine acımayı ya da başkasına acımayı sever. Her şey aslında sevgidendir, ilgi ve alakadandır, alaktan yaratılmışızdır. Aynen. Dolayısıyla o sevgiden bir akış var burada. Şimdi bu ikinci çakranın hissetmeye hakkımız var. İyisiyle kötüsüyle. İkinci evet, çakranın konusu. Ben bu arada iyi hissediyorum, harika. Kötü hissediyorum, fena. Ya da iyi ve kötünün arasında çok geniş bir yelpaze, skala var. Bunların hepsini hissedebilme gibi, hakkım var. Çok güldün ağlayacaksın. Ha gibi böyle keskin şeyler var. Halbuki o yelpaze çok daha geniş. Ve bu yelpazede bu duyguların hepsini harekete geçirmesem dahi muhafaza edeceğimiz bir toprağımız, bir tabanımız var. Hele o taban sağlamsa zaten ne hissedersen hisset. Böyle düşmediğin bir hacı yatmaz gibi savruluyorsun en fazla. Sonra tekrar merkezine geliyorsun. Ve biz bilinçaltından o sevgiyle sevgiyi nasıl kodladıysak, hayattaki ilgimiz neyse, nasıl bastırıldıysa ya da işte neye doğru meylimiz varsa ve aynı şekilde bu bize hafıza olarak işte anneannemizin karnında geçirdiğimiz bir zaman var yumurta olarak. Yani annemizde babamızın spermiyle döllenen o yumurta annemiz anneannemizin karnındayken ve 4 aylıkken oluşmaya başlayan bir yumurta. Şimdi, evet. Dolayısıyla acayip geçmişten bugüne getirdiğimiz de bir takım ilgi, alaka şeyler var. Hiç olmazsa anneannene kadar gidiyor. O da zaten o dişi enerjileriz. Öyle de gidiyor. Ve bunun babadan neticesinde öyle, de buluşmalar. Aynen. Bunun neticesinde biz bazı şeyleri değil hemen hemen her şeyi kader deyip bizi buluşturduğunu varsaydığımız şeyleri aslında o hafızadan, o bilinçaltı bilinç seviyesinden yapıyoruz. Ve birbirimizi... Bireysel bilinç diyebilir miyiz? Yok henüz diyemeyiz. Bayağı bireysel seviyede.
Ve şöyle geliyor, bir tane heykel vardı çok hoşuma gitmişti. Böyle sırt sırta vermiş iki tane insan. Ondan sonra içini gösteriyor. İnsan heykelinin içi boş, demirden yapmışlar. İçinde iki tane çocuk var ve o çocuklar buradan görüşüyorlar. Hmm. Tamam mı? Şimdi burada hepimizin bir çocuğu var. Ve bu çocuk oyun oynamak, iyileşmek ve çocuklar oyun oynayarak iyileşir. Buluşarak, oyun oynayarak, adını bile sormuyor mesela. Ben diyorum ki, ben diyor, arkadaş buldum falan. Adını sorun, yok. Oynayalım mı dedim, oynadık. Yani o kadar basit. Evet, oynayalım. Benim için de öyle. Yani. İşte bu, biz de öyle yaptık aslında. Biz direkt oyun oynamaya başladık. Evet, yani Koray bana bir şey söyledi. Ben dedim böyle, sen orada oturuyordun fıt 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 fıt. Ve biz oyun oynuyoruz. Hemen hemen her gün buluşup bu oyunu oynuyoruz. Ve bir şeyler iyileşiyor. Eğleniyoruz bunu yaparken. Kesinlikle çok eğleniyoruz. Yani ilginç buluşmalara gelin. Var mı hayatında ilginç buluşma? Ya var. Ben patlıyorum. Var var. Yani bu buluşmaları ilk işte konuşalım mı dediğin zaman aklıma gelmişti. Hani bu bir de hafıza, epigenetik hafıza vesaire. Şimdi benim dedemler, babamın dedesi işte bayağı 27 Aralık 1919'da Atatürk'ü işte karşılamış Seymenler. O zaman Ankara küçük kasaba, köy falan. Tam 100 sene önce. Ben de onların torunluyum. Ve bundan işte belki 4-5 sene önce falan ben böyle yogayla işte atölyeleri, masalları birleştirdiğim zaman da bir arkadaşım Canan Samsun'daydı. Elif dedi bunu Samsun'da yapsın. Aa dedim ne güzel olur. Ve tarih tek işte 19 Mart uyuyordu ve ben şey demiş böyle 19 Mart Elif işte Elif İşcan'dım o zaman. Elif İşcan Samsun çıkartması falan diye böyle bir masal, bir oyun. Tamam mı? Yine kendimce bir hayalimin peşinden gidiyordum. O yaptığım şeyleri şehir dışında yapayım. Ve ben bayağı o ruhla gidiyordum böyle işte. Samsun'a çıkacağım. Tamam 19 Mart'ta kendi kurtuluş mücadelemi vereceğim. Nedir benim kurtuluş mücadelem? Buradaki oyunu, buradaki hayali, buradaki sevgiyi, sevgiliyi hayata dökme. Benim bütün mücadelem bu. Ve bunu sanatla, burada ikinci çakra da enteresandır. Sanatla yapar bunu en güzel. Ayırt etme becerisiyle, sanatla, müzikle, dansla. Sarasvati'dir şey sembolde tanrıçası. Ara bilgileri vereyim de ondan sonra ve ilginçtir ki orada hayal atölyesi diye bir yer ayarladı Canan. Oranın sahibi aslında bir akademisyen veterinerlik fakültesinde. Adı Eser ve kendisinin en buradan büyük arzusu. Evet Eser'e çok selamlar. Hayal atölyesi de böyle ayda 5 liraya işte ya da 20 liraya falan gibi böyle acayip komik rakamlarla tiyatro, müzik ondan sonra işte sazdan klarnete her şeyin olduğu bir yerin kirasını da ödeyip insanların bir arada buluştuğu ve birbirlerine işte tiyatro vesaire sanat öğretildiği, paylaşıldığı bir atölye yapmış. Ve benim için de o atölyeyi dediler ki gelip burada yapabilirsin. Adı da Hayal Atölyesi. Ve ben bayağı 19 Mart'ta bir de uçakla gittim. Böyle denizden giriyor şey uçak şeye, limana. Ben bayağı denizden Samsun'a gidiyorum. 19 Mart'ta inanılmaz tripteyim yani çok mutluyum falan. Ve beni Eser'le Canan ve Canan olması çok tatlı. Eser ve Canan karşıladılar. Saat kaç olursa olsun önemli değildi ve bir Samsun pidesi yedik. Saat 10.30-11 falan nefisti. Ve şey dedik, ben dedim ki böyle böyle benim için çok kıymetli. Eser dedi ki o zaman dedi kurtuluş yoluna gitmek farz. Tam bugün, bugünü bitirmeden, 19.20 olmadan henüz. Kurtuluş yolu işte Mustafa Kemal'in ve silah arkadaşlarının, bu arada 19 enteresan bir sayıdır. 18 kişi artı Mustafa Kemal, yani 18 silah arkadaşı. Toplamda 19 asker, tabii ki geminin mürettebatı ayrıca. 19 kişi gelmişler 19 Mayıs 1919'da. Onun Bandırma vapuruyla. Onun zaten hayatında çok fazla 19 var diye hatırlıyorum. Öyle bir kitap vardı. Tabii. Yani 19 mucizesi ayrıca konuşulabilir. 19 çok kıymetli. Çünkü şey der, ya şikayet edersin ya da adım atar tekamül edersin. Yani sabah güneşin doğuşunu izlemek istiyorsan sabah erken kalkacaksın. 19 öyle bir şeydir. Tamam mı? Hani gerçekten gün batımının zevkine varmak istiyorsan yine poponu kaldırıp gideceksin. 19 öyle bir şeydir. Hareket etmeyi anlatır. Benim için de öyle bir hareketti o. Hayalimi gerçekleştirmeye dair ve kurtuluş yoluna gittik biz. Ve dedi ki bak dedi sen dedi işte söylüyorsun bu işte benim atalarım şöyle falan ve orada bayağı bir cam mekanın içinde Yusuf Akal yazıyordu. Eser Akal'ın büyük dedesi. Kayıkçıymış o zaman ve Samsun'da Atatürk'ü, Mustafa Kemal Atatürk'ü 19 Mayıs'ta karşılayanlardan biriymiş ve dolayısıyla biz iki torun, evet, iki torun büyük çocukları. Büyük ihtimal dedelerini de tanıyordu birbirini, yani tanıyordu. Mutlaka, net evet. Yani. Şimdi bu öyle bir şey ki bana hissettiren, öyle bir göz kırpımıydı ki hayata dair, öyle bir buluşmaydı ki, ya hayallerinin peşinden git çünkü kurtuluş
mücadelesi, buradaki çocuğun kurtuluşu, buradaki sihirli çocuğun hayata katılışı. O zaman bunu yapan bir sürü insanlarla tamam mı, bir araya geliyorsun. Ve bundan daha güzel bir oyun bahçesi, dünya çok güzel bir yer. Evet, oyun bahçesi, mucizevi. Evet, mucizevi. Her buluşma işte böyle... O kutuplar içerisinde olmak zorunda değil. Dost musun, sikirsen. Düşman mısın? İşte iyi, mesela en iyi arkadaşın mı olacaksın? Tamam mı? Ya da işte ne, sevgilin mi olacaksın? Ya da işte düşmanın mı olacaksın? Gibi böyle hesapla. Kutuplarla değil, oyunun çeşitliliği kadar çok buluşma var. Hı hı. Ya oyunun kendisinde olmak bana mesela hep keyifli geliyor. Çocukken oyun oynamayı çok severdim. Kazanmak değil. Kimin kazandığı önemli değil ama oyunun içinde evet, olayım. Evet, senin var mı? Hayat. Dün akşam çok pardon bir oyun oynadık beraber. Farkındaysanız çok mutlu ve heyecanlıydım. Çok güzeldi değil mi? Çok güzeldi. Hmm. Var mı? Benim var mı? Ay şimdi anlatamayacağım, gizledim. Vallahi şöyle diyeyim ya, ben buraya taşınırken işte Demet'i tanıyorsunuz, ev tuttu. Evet. Vallahi yardımcı oldu ev tutma. Kaş Rehber'de inanılmaz katkısı var. Hala da katkısı var. Demet'e buradan evet, selamlar, evet. Sevgiler. Evet. Çok iyi bir dost, iyi arkadaş. Evet. Benim yani o neticeyle bayağı insanla buluştum. Bayağı insanla o da karşılaşıyorum. Buraya vesile oldu, sizle oldu. Yani inanılmaz yani, işte bir yola giriyoruz, oradan birçok şey evet, çıkıyor. Aslında önemli olan o yola girmek. Hı hı. Tabii o yolda neticelerinde dediğimiz gibi işte belki şu an iyi şeyler yapıyoruz, bir gün tartışabileceğiz, edebileceğiz. Belki ya, olabilir ama aslında... Bu yollar işte hepimizin bir yolu var ya, yolculuğu ve yolu var. İşte burada kesiştik, o bizi güneşin doğuşunu demek ki şu an görmek istiyoruz. Ama ben batışını görmek istiyorum, sen istemiyorsan ve gidip yatacağım ben diyorsan belki ben tek başıma gideceğim. İşte bu böyledir. Gittiğim zaman orada başka biriyle örtüşeceğim gibi bir şey aslında. Yani çok somutlaştırıyorum belki ben bunu. Aslında o yolda ama... eğer insanlarla işte iyi ve kötü diyoruz. Bence şey olması gerekiyor insan bilimiyle alakalı. Yani birbirimizin hayatında bulunduğumuz süreçte ve daha sonrasında kalabilecek iyi hafızalar bırakmak. Ve o anda da bulunduğumuz süreçte birbirimizi iyi anlamak. Çünkü Elif bana çok laflar söylerdi, neyse. Burada geçiş kalmışı onu yaptık. Şimdi ama anlamak diyoruz yani. Bunu diyoruz ki her insan bazen çok işte seviyorum. Mesela konuşuruz yani tartışmada da. Ve bu tartışmalar neticesinde birbirimizi empati kurarak anlayıp böyle ilerlemek istemek. Ya ve şey... daha iyi şeyler. Mesela bu sağlıklı ilişkiler arasında daha iyi buluşmalar sağlanıyor. Ya bazen çok sağlıklı, çok iyi insanlar da, ya hani demin iyi kötüden bahsettiğin için çok iyi iki insan oluyor ama işte bir şekilde olmuyor birlikte. Hakan var biliyorsun. Evet, Hakan mesela. Ama dedikoduya girdik. Yok, Hakan neticeyle tanıştık. İsmini için ve evet Hakan merhaba. Tamam. Hakan'ın verdiği çok güzel bir örnek vardı. Ben bunu bir öykümde de kullanmıştım. İşte iki İçkiyi bazen karıştırırsın, işte kokteyl olur, güzel kokteyller yaparsın. Ama işte bazı içkiler de karışmaz, o tek başına güzeldir. İşte viskiyle cini karıştırmazsın. Ama işte cin tonik başka bir içecek olur işte. Hani iki güzel insan bir araya gelir ama yapamaz. Özellikle sevgili veya karı kocalık meselesinde mesela. Orada çünkü işte İyi insan olmak yetmiyor bir yerde. Bence iyi insan başlı başına bir konu. İyi insan olmayalım zaten. O zaman iyi bir insan olmayalım konusunu konuşacağız. Evet, evet o zaman. Konuşalım. Görüşmek üzere. Likyo sohbetleri Elif Önay, Kaş Rehber, Kaş Radyo. Tamam. Takip etmeyi unutmayın.